Burada bu lezzeti her mümin istiyordur. Ama İbn Kayyim'in bu lezzeti almayı engellemekte günah ortamına girmekte tespit ettiği üç nokta var. Özellikle o üç nokta yani bizden uzak olsun diye hastalıkların bütün bu saydığımız bir sürü hastalığın ve daha fazlasının mantıki nedenleri bunlar. Bu üç nokta. Diyor ki kalp ne kadar Allah'tan başkasını da severse o kadar şirke yol bulur diyor. İnsan ne kadar sinir sistemine hakim olamazsa o kadar zulme yol bulur diyor. İnsan şehvetlerini ne kadar dizginleyemezse o kadar fuhşa yol bulur. Bütün dünyadaki günahlar da ya şirkten ya zulümden ya fuhuştan kaynaklanıyordur. Milyon günah varsa bu üçünden birine giriyor direk ve dolaylı olarak. Kul hakkı niye yiyor, yiyor insan? İçinde para biriktirme şehveti var, o şehvetin engeli. Ana babasını niye çiğniyor karısı olacak bir kız uğruna? Cinsel şehvetinden dolayı. İbn Kayyım ne yaptı şimdi Rahmetullahi Aleyhi? isimli eserinde. Şirk, zulüm ve fuhuş. Bu üç şey kalpte, kaslarda ve duyguda etkindir diyor. Kalp %100 Allah'la bağlantılı olacak. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Müminlerin Allah sevgisinin sınırı yok olacak. Kaslarımız zulme kullanılacak hale getirilmeyecek. Yani insan bedenini kontrol edecek. Sinir sistemine hakim olacak. Konuşurken, iş yaparken. Ve şehvetlerimiz, şehvet sadece cinsel şehvet değil. Cinsel şehvet var, para şehveti var yeşillik görme şeveti var. İnsanın arkadaş şevetlerimiz, bunlar kontrol altında olunacak. Bunları yapamadığı zaman insan bir, onda ilim zevki olmaz. Tefsir dinlemekten zevk almaz. Def tefsiri talebenin sınıf geçmek için dinlediği gibi dinler. Kalbi katılaşır, kabalaşır. İnsanlara karşı bencilleşir. Her şeyi zor tarafından görür. Ömrünün bereketi gider ve her günah yeni bir günah çağrıştırır onun için. Böylece bunların toplamından da dine karşı hassasiyeti zayıflar. Ondan sonra bu imanın gücünü, lezzetini bırak bulmayı kendisini bulmakta zorluk çekeriz. Neyi konuştuk? Dedik ki gayemiz şeytan tarafından sıyrılıp Allah tarafında olmaktır. En büyük gaye budur. Bunun için anlamamız gereken dört şey var. Nedir bu? Bir, günah ve tövbe ne anlama geliyor? Bunu anlamamız lazım. Bu bölümü şimdi bitirdik elhamdülillah. İki, Allah'a yakınlık mücadelemizin önünde tehlikeleri nasıl anlamamız lazım? Hangi badirelerden geçip bu mücadeleyi başaracağız? Bunu anlamamız lazım. Üç, Allah'ın rahmetine tutunup öyle ölünce insanlara merhumdu, rahmetliydi, iyiydi demeye umut bağlayıp kiralık hafızlar tutup Kur'an okutunca cennete gireceğimizi zannedip aldanmaya karşı tedbirli olmamız lazım. Bunlar her bir başka Dört, Allah'a yakınlık projesi nedir? Bunun üzerinde durmamız lazım dedik. İnşaAllahu Teala şimdi birinci bölümün ikinci başlığına kulluğun önündeki engeller başlığına geldik inşaallah Teala. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين